Efendim ben Melek Şalom, nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Yeni harita serisine hoş geldiniz efendim. Kasvetli Körfez serisine. Bu seride yeni haritayı keşfedeceğiz. Bu yeni harita, şöyle ufaktan hemen dünya haritasını göstereyim. Bu tarafta doğdu. İlginç bir şekilde. Burada değil, burada doğdu. Tuhaf bir tercih. Güzel ama. Hoş oldu. Yani gizemli göre... Gölden rahatlıkla ulaşabileceğimiz için ben haritayı bu seriye gizemli gölden başladım. Önce bir ön hazırlık yapacağız. Çünkü şu an izci zorluk seviyesinde oynuyoruz. Yeni haritanın zorlukları da bozkurtları da karşımızda olacağı için en azından bir tüfekle bir sağlam ekipmanla gidelim ki dayak yemeyelim. Sonuçta izcide oynuyoruz. Yeni haritayı ve özelliklerini keşfedeceğiz. Yeni haritaya iki farklı giriş var. Birisi gizemli göl ve sahil yolu arasındaki geçiş bölgesinden, diğeri ise bataklık tarafındanmış. İkisine de bakacağız bu seri içerisinde. Bütün haritayı, yeni haritayı keşfedeceğiz. Yeni güncellemeyle gelen, haritada güncellemesiyle gelen bir sürü mermi yapımı, ıvır zıvır yetenekler, özellikler var. Yukarıdaki ünlem tuşuna tıklayarak sağ üstte gözükmesi lazım. Ona tıklayıp, ya açıklamada linki de mevcut olacak. Güncelleme için hazırladığım videoya ulaşabilirsiniz. Sevgiler, saygılar. Şu anda twitch.tv/melekşol varisinde canlıyız bu arada. Chatte arada sırada konuşacağım. Hayırlı, uğurlu olsun. Okay. Şimdi ilk olarak kendimizi hazırlayacağız. Temel olarak. Mermi yapacağız. Mermi için kaynak bulmamız gerekiyor bir sürü. Onları nerede bulabiliriz? Nerede bulacağız? Onlara bakacağız. Barajda muhtemelen bir kısmını bulabileceğimizi düşünüyorum. Barajda Fluffy... Bu arada ben güncellemede Fluffy görmedim ya. Fluffy var mı acaba? Bu sorunun cevabını da bu yayında bulacağız bakalım. Belki gizli gizliye bir Fluffy koymuş olabilirler yani. Çaktırmadan. Güngör'e moderatörler uyumasın. O zaman oyuna bir harita daha eklenebilir. Yakın zamanda yeni harita ekleneceğini düşünmüyorum. Çünkü yani yeni gelecek olan haritada da diye tahmin ediyorum Sebat Değirmeni. Bakalım. Ama baraja tüfekle beraber giderim bu arada. Baraja tüfekle beraber gideriz bu arada, onu söyleyeyim. Ben bu kadar erken beklemiyordum. Ben de erken beklemiyordum. Açıkçası ayın 12'sinde Detroit Become Human çıkıyor bilgisayara. Epic Games üzerinden. Zamanında 20 liraya almıştım. Hey. Onun serisini yapacaktım. Ondan sonra Donkey Kong güncelleme gelir oynarız diyordum. Vallahi erken geldi. Sebat Değirmeni Körfez'de değil herhalde. Vallahi bilmiyorum. Belki sonradan oraya eklerler. Bilmiyorum, Sebat Değirmeni tam olarak hala lokasyonu belli değil. İlk nereye gidiyorsun? Ofise gidiyorum. Bir ofise gidelim. Dediğim gibi gizemli gölün önemli mekanlarını gezeceğiz. Tüfek çıkma lokasyonlarını gezeceğiz. Yani dizi zorluk seviyesindeyiz. Kaynak konusunda çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Böyle iç kıyafetlerle uğraşmayacağım. Böyle tavşan derisidir, cahattır, cüttür, bundan uğraşmayacağım. Gidelim. Toplayabildiğimiz her şeyi toplayalım. Önemli şeyleri. Sonrasında yeni haritaya giderim. Belki terk edilmiş topraklar yenilenebilir, evet. Bu sefer şey yapmışlar ya. Kendileri yılbaşı tatiline çıkmak için internet ekibi işleri hızlı tutmuşlar. Şu an Ocak ayına kadar çalışmayacaklar bildiğin. Hani tatile kaçtılar. Birkaç küçük bir ekip kalmıştı sadece. Onlar da bug'ları, şimdi gelecek olan yeni şey geldi ya, bug'ları temizlemek için küçük bir ekip kalmıştır muhtemelen.
probably useful. Değirmenin olduğu yerde kasaba olur. Barit'te çok fazla ev yok. Olmasına gerek yok. Değirmen illa kasabanın dibinde olmak zorunda değil bu arada. Alternatifi de pek yok şu an. Yani değirmenin gizemli gölde olmadığını, Milton'da olmadığını, tatlı vadide falan olmadığını biliyoruz. Biliyoruz. Yok yani. O yüzden o civarda bir yere çıkacak. Ya sahil yolu, ya takipçi topraklar, ya da yeni harita. Ya da yepyeni bir harita gelecek, onda çıkacak. Yani çok fazla seçenek kalmadı. Güncelleme geldi Kadir sen. Oo, uyuyorsun ya. Geldi 1.5 GB güncelleme geldi. Biz onu oynuyoruz zaten şu an. Peki. Peki. Ne okumayacağım bir kitap. Bu seride okumam. Peki. Özellikle biraz yeni malzemeler arıyorum. Ya süpür mükemmel ıvır zıvırları arıyorum. Ağır kesici. Herkese Caltrex'ten çay efendim, afiyet, bal, şeker olsun. Peki. Burada istediğim şeyleri bulamadım. Ama ben burada bir saatlik zaman geçirmek istiyorum. Uyuyacaksan uyu. Isınalım. Sonrasında hemen gizemli gölün etrafını gezmek istiyorum hızlıca. Hatta sığınaklara falan da bakarız fırsat buldukça. Bir kıyamet sulası bulup kendimize çok daha hızlı bir şekilde gelebiliriz. İhtiyaçlarımızı çıkarabiliriz. İlk olarak şu hemen evimizin dibindeki tüfek sığınağına bir bakalım. Bir tüfek sığınağı. İnşallah çıksın artık şu tüfek sığınağı da. Çıksın da artık direkt böyle hazır bir şekilde yardıralım ya. Kıyafet sığınağı da olur, ona da okuyayım. Ya tüfek ya kıyafet çıksın lütfen ya. İnşallah yeni sığınak da gelmiştir. Sığınak gelmez canım. Bir şu duvardaki balıkları yiyebilme gelmedi gitti. O Dawnstar'da var. Çıkacak, çıkmayacak abi ya. Valla gizemli göldeki bütün sığınakları hala bulabiliyorum ama tüfek sığınağını uzun zamandan beri bulamadım ya. Benim cenabetliğim yoksa tüfek sığınağı mı kalktı? Valla şüpheleniyorum ya. O kadar uzun zaman oldu ki cidden şüpheleniyorum. Gerçi ben de uzun zamandır mütecavüz oynuyorum. Onun da etkisi var da. Nope. Yeni map küçük bir harita ya. Yeni map o kadar büyük bir harita değil. Terk edilmiş topraklardan hallice gibi duruyor. Tahmin ettiğimiz gibi. Dolu bir harita. Terk edilmiş topraklar dolu bir harita bu arada. Küçük ama dolu bir harita. O da öyle olacak. Bayağı hızlı mı koşuyor ne? Üzerimde şu an 10 kilo var sadece. Daha seriye yeni başladık. Sana nasıl 1.5 GB geldi? 1.5 GB güncelleme geldi ya. Nasıl yani? Özel yayıncı paketi vermişler. Belki bilmiyorum. Belki bir güncelleme daha geldi. Ben onu siz yaptınız. Sonradan bunu yüklediniz. Bilmiyorum o kadar ayrıntısını. Bana 1.5 geldi. Senin cenabetliğin ben dün buldum. İyi. Hani hala oradaysa güzel, sıkıntı yok. Ben tüfek sığınağı olmadan da yaparım. Şimdi hemen gizemli gölü gezerken, bu arada bir nevi gizemli göl tüfek rehberi gibi de aklınızda olmuş olsun bu arada bu seriyi izlerken. Tüfek lokasyonlarının hepsine gideceğiz. Hemen şu
Ofis binasının arkasındaki bu göl patikasına gelin. Dün bizlerleyin. Bir tane yıkık ağaç bulacaksınız şurada. Bu yıkık ağacın altında bazen ölü insan olabiliyor. Ve ölü insan varsa genelde yanında tüfek doluyor. Bu birinci lokasyon. Aklınızda bulunsun. Mermi yapmak nedir ya? Biz zaten mütecavızız. Yani ama bu kötü bir şey değil ya. Belki onları kullanarak belki mütecavız için de çok daha faydalı şeyler de yapabiliriz ilerleyen zamanlarda. Bunu tekrar söylemem gerekiyor. Dulong Park'a gelen, uzun zamandan sonra gelen en büyük güncelleme, en tatmin edici güncelleme diyebilirim bu arada ya. Oyunda sonunda mekanik geldi. Oyuna yeni mekanikler eklendi lan. Güzel oldu. Mehmet Deniz hoş geldin. Selamlar. Bu halattan tabii ki de çıkmayacağım. Bir MNX atasözü der ki halatlar noob'lara göredir. Siyajlar, benim oynadığım oyunlara update geldi mi 20 GB falan geliyor. Yok, balık tutma mekaniğiyle alakalı bir değişiklik yok. Olsa söylerlerdi zaten. Mahmut hoş geldin. Bas ya bu arada. Yoink. Let's go. Dediğim gibi inertide başlamamızın sebebi bozkurtları halihazırda orada mevcut olacak olması. Bozkurtlara karşı iyice zorluk seviyesinde birazcık hazırlıklı gitmemiz gerekiyor. Silah olur, revolver olur, ekipman olur, deniz flare olur. Lazım yani. Bir de mermi plan da yapmamız lazım. Hani test etmek için. Onun için de kaynağa ihtiyacımız var. Yoink. Buradan bir dakika rozetlere bakacağım buradan bir. Ha hala duruyor 188 peki. 3 yeni rozetimiz var. Hey yavrum hey. Bunları videoda izlersiniz. Henüz hazırlamadım videoyu da yarın... Yani bu video geldiğinde çoktan gelmiş olacak YouTube'a. Yarın gelecek Mahmut. Daha bugün geldi bir güncelleme. Nereye geldim lan ben? Yolumu kaybettim ya. Burası değişti mi lan? Ve ben... Ulak milak bir yere mi gittim? Burası neresi? Burası Tengyo'du. Ben fazla yere gitmişim. Burası değil. Şu an şeye gidiyoruz. Ya Gizemli Gölü geziyoruz şu an arkadaşlar. Temel maksat Gizemli Gölü gezmek. Şu anda ilaç sığınağına gidiyorum. İlaç sığınağına gidiyorum. Bozkurtları custom ile açabiliyor musun acaba? Hayır. Bozkurtlar şey, tamamen o haritada çıkacak olan kurtlar. Başka yerde çıkmıyor. Bozkurtları oynamak görmek istemiyorsan oynama. Oraya gitme. Yok ya, şeye bakarken yolu karıştırdım. Yeni unutmadım. Abi Metin abi öyle diyorsun da ben ne zamandan beri mütecavuzun ya? Mütecavuza sığınak çıkmıyor ki yerleri tazeleyelim. Yok. Vallaha formdan düştük. Sığınak görmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki.
Mamiflerin düzeltmesini bilmiyorum. Bakacağız o kadarına. O kadar ayrıntılarına bilmiyorum. Mamiflerin süresi değişti mi, değişmedi mi? Bu arada şey, ilaç sığınağı burada oluyor. Bu halat var ya. Bu halatın hemen bu tarafta oluyor ilaç sığınağı. 2'de 0. Kayak yapar gibi denem bakalım. Yemin ediyorum. Başım döndü. Hadi bakayım. Ama işe yaradı. İlginç bir şekilde. Peki. En sevmediğim sığınak ilaç ve odun. Pek işe yaramıyor. İlaç bir tecavüzde çok işe yarardı aslında da. Hiç çıkmıyor. Gerçi mütecavızda odun bile çok işe yarıyor. Odun kesmek dışarıda işkence. Bütün odunları toplayıp götürürüm vallahi mütecavız olsa. Pekala, buradaki kaynakları toplayacağız. Gezmeye devam. Yemek bulabildiğimiz yemek, kıyafet, ıvır zıvır her şeyi almamız lazım. Baraja en son gideceğim. Fluffy'nin çıkma olasılığına karşılık. Tüfekle gitmek istiyorum. Önce tüfek çıkabilecek bütün lokasyonları gezmek istiyorum. Baraja gideceğiz. Baraja gitmek zorundayız. Sülfürüklen muhtemelen orada buluruz çünkü. Mermi de buluruz. Bu arada kurt yakında. Burada bir saat uyuyabiliriz aslında. Kurttan kurtulmak için hem de ısınmak için. Sen ne sadece kömür toplamıyorsun bir tecavüzde? Ne demek toplamıyorum lan? Kömürsüz gezdiğim nerede gördünüz? Yanımda da 30 tane kömür de taşımam yani. Yanımda taşıyamıyorum. Sabit değilim ki ben oyunda. Oyunda böyle 1000 gün hedeflesem otururum gizemli göle bütün kömürleri taşırım. Otururum orada. 8 yıl otururum yani. O şekilde oynamıyorum ki ben oyunları. Selamünaleyküm. İzci oynuyoruz şu an bu arada. Onu söyleyeyim. Bir ısınalım. Göl kulübeleri. Dayı ne var sende? Gazoz. Peki. Çok kitap var ya. Bu kadar okumak sağlığa zararlı. Bir şey bulamadık. Pekala. Evet, yeni mücadele geldi. Ölüm uykusu. He, onu da oynayacağız ya. O da çok güzel bir seri olacak. Bu arada ölüm uykusu serisini YouTube canlı yayınlarına özele çekebilirim bu arada. YouTube'da canlı yayınlarda yaparız ölüm uykusu serisini.
Yarınki YouTube canlı yayınında ölüm uykusuna başlarız. Saat kaç? Oo, bugün bayağı bir yardımımız lazım ya. Ben Yinerti'yi cidden keşfetmek istiyorum. Let's go. Uyursan. Hadi bakalım. Hop mermi. Güzel. Bu güzel bir başlangıç oldu. Valla Mahmut kaçırdın. Şu anda bütün güncellemeyi anlatmayacağım tekrardan. Hiç kusura bakma, yarın videosu gelecek. Ya da kendin bakabilirsin artık yani. Diğer tüfek çıkma şansı burası. Bu son kulübenin arkasında ölü bir adam oluyor bazen. Kargılardan duyabilirsiniz. Bunun yanında tüfek çıkıyor. Yine tüfek bulamadık. Peki. Aşağıda sap var, onu almama gerek yok aslında. Balıkçılıkla uğraşmayacağım. Balıkçılıkla uğraşmayacağım. Gideceğiz köprünün altındaki köprü altına, en son bakacağım ya. Daha bakacağım, tüfek için bakacağımız yerler var bayağı. Daha vazgeçmedik. Şu balıkçı kulübelerine bakacağım. Balıkçı kulübelerinde açıkçası bu ellerden daha fazla loot çıkıyor. Yemek yeterince var. Hiç hasır otuyla uğraşmayacağım. Şu kulübeye giderim hızlıca. Fırtına çıkarsa şu eve gidip dinlenebiliriz. Ama öncelikle şu kulübeye bakalım. Şu kulübeye baktık. İki tane daha kulübe var. Sonra bir göl mağazasına çıkarım diye düşünüyorum. Yeni gelen kitabı falan da arayacağız çünkü bir yandan. Malzemeler de arayacağız. Göl manzarasında hızlıca bir giderim. Ofisin yanına giderken. Ofisten artık tuzakçı barakasına gideriz. Oradan diğer yerleri gezmeye başlarız. Hop. Kıvır zıvır. Kıvır zıvır. Eldiven ver abi. Bu arada malzemeleri bırakmam lazım benim de. Yeni gelen kitap ne? Blacksmith kitabı ya. Bildiğin silahçılık kitabı. Mermi yapım, mermi kalitesini, artık mermilerin kalitesi var. Dandik kaliteli mermiyle sıktığınız zaman şey oluyor. Silah tutaksızlık yapma şansı çok daha fazla oluyor. Tabii hazır bulduğumuz mermiler sanırsam kalitesi yüksek olacaktır. Kusursuz diyor bak. Cephane demiyor sadece, kusursuz diyor. Merminin kalitesi de önemli artık. Yes. Yeni harita, yeni bölge mi geldi? Evet, yeni harita geldi. Oraya, bu serinin amacı yeni haritayı keşfetmek. Biliyorum şey ya. Oraya da gideceğim. Adrenalin falan var mı bizde ya? Direkt basıp gitseydim direkt. Hipotermi olmayalım da. Kurtlar çok canım sıktı şu an. Tamam, şu kulübeyi sonra bakarım. Yetenek ağacına bakayım. Tüfekçilik. Tüfekçilikte yenisin. Ateş almaması muhtemel olan kalitesiz cephaneler yapabiliyorsun. Cephane toplarken mermi barut ve mermi kumanı kurtarma şansının ortalama. Yapılan cephane kondisyonu %20. Cephane bileşinin toplama şansı %50.
Her tüfeği sıktığımız zaman mermi düşüyor ya. Mermi kovanlarını tekrardan toplayabileceğiz mesela. O boş mermi kovanlarıyla da mermi yapacağız tekrardan. Ya aslında çok keyif. Ulan var ya, hedef 500'e tekrardan mı başlasak ya? Yemin ediyorum bu güncellemeyle hedef 500'e tekrardan başlanır ha. Vallahi billaha. Çok tatlı olur ha. Vallahi. Deyatun kocam hoş geldin. Aleyküm selam. Bakalım, hedef 500'ü başlayacaksak bile sonra başlarız ya. Önce bir challenge'ları, ıvır zıvırları, harita serisini bitirelim. O sonra. Zaten uzun bir süre güncelleme gelmeyecek. Yapabiliriz belki. Zula bizi, Zula'yı patlatacağız da yakınında da kurtlar bizi patlatmazsa iyidir. Şu an bayağı riske giriyoruz aslında da. Bakalım. Birazcık da şey var, izli oynadığımız için onun da verdiği bir gaz var aslında. Ve güzel bir gördeyiz ya, bir şey olmaz herhalde. Ama fırtına lütfen şey çıkmadan bul, hani en azından bir mekana bakayım var mı yok mu diye de. Şu anda ilerlediğimiz yer bu arada alet edevat zulası. Ekipman, nacak, bıçak, alet edevat çıkıyor genellikle bu zuladan. Hatta ok falan da çıkıyor. Ok yayı kullanmayacağım muhtemelen bu seride ama. Mümkünse bozkurtlara karşı tüfekle kullanmak istiyorum. Chat'te sap yok. Evet. Twitch chat'inde sap kalmadı arkadaşlar. Azıcık abone olun lütfen. Hiç abonemiz kalmadı. Deotuk ne yapıyorsun? Selamlar. Settorar hocam hoş geldin. Aleyküm selam. Ninerte geldi. Yok, Zula'ya geçmedim. Zula burada çıkıyor. Şu dağın hemen dibinde çıkıyor. Şurada çıkıyor Zula. Direkt şurada. Baktığım yere çıkıyor. Spesifik yerini biliyorum hacı. Hop. Yok, değişmez ya. Ya oradan ufak bir yer, şurada harita değişikliği olmadı. Sırf Zula'yı buradan buraya koyayım diye bir şey de yapmayacakları için. O yüzden sıkıntı yok yani. Kuşkum yok. Her zamanki gibi yemek Zula sıkacak, evet bu arada. Haklısınız. Hipotermi yarıda. Eyvallah. Hop, mermi daha çok işimize geldi. Peki. Bu arada işin kötü tarafı, bu güzel bir göl tarafında 3 tane kurt var. Burada kamp mı yapsak? Burada kamp yapabiliriz, biliyorsunuz mu ya? Bir kampımız var. Şurada mağara var. Mağarada ufak bir kamp yapalım. Olmadı tersten dolaşırız artık. Kuleye gideriz direkt.
Direkt dama geç, köprü altına bak. Köprüye en son bakacağım abi ya. Önce diğer bütün yere bakalım. Çünkü köprüye bakma, şey, baraja bakmak istemiyorum. Baraja en son gitmek istiyorum dediğim gibi. Önce tüfek, önce tüfek. Hop. Boyunda en kötü hastalık kaburga kılı. Yani biraz uğraştırıcı ya. Çile. Kötü demeyelim de çile yani. Birazcık acı çekiyorsun. At kitapların hepsini de. Bunu da at. At hepsini at. Bu arada bir yandan birazcık su yapalım. Bu arada burada işimize yaramayacak bazı şeyleri bırakalım. Tutuşturucular işimize yarayacaktır. Bu kibite ihtiyacımız yok. Bu kibite ihtiyacımız yok. Dediğim gibi çok uzun bir seri olmayacağı için. Bunlar da ağırlık yapmasın. Kıyafetleri sonra halledeceğim. Yemek, ıvır zıvır. Taş. Misinalara... At misinaları. Craft'ta işimize yaramaz belki ama nasıl hafif gel ya, dursun yanımızda. Metal parçası at. Peki bu kadar. Kuş kabuğuna ihtiyaç yok aslında. Neyse. Ben şurada bir saat uyuyayım. Su kaynarsa kaynasın, ikinci tenceredeki suyu alacağım. Uyuyabildiğimiz kadar uyuyalım da. Tamam, bu bir saatte uyuyabileceğim anlamına geliyor. Abi ilaca baktık. Tüfeğe baktık. Edevata baktık. İki yemek kaldı. Odun kaldı. İki yemek sığınağı. Bir odun sığınağı. Kıyafet sığınağı. 4. Başka ne vardı ya? Kaç saatimiz var? 5 saatimiz var. Yatıyor. Hadi gidelim. Yanımızda bir tanesinden konserve var. Sadece tencereyi aldım. Halatın oradaki odun değil miydi? Hayır. Gizemli Göl'ün oradaki halatın yanındaki ilaç sığınağı abi. Yemek, kıyafet, yemek odun. 4. İsimsiz Göl'deki sığınak hangisiydi ya? O da mı yemekti? 3 tane yemek mi vardı? 5, 8 ediyor. Ağacın oradaki neydi? Neyse bakarız. Vallahi unuttum ha. Sınakların yerlerini hatırlıyorum da. İşlemlerini unuttum. Tencere gereksiz. Kısmen ama şey... Zaten hafifim şu an. Odun sığınağı bir tane var abi ya. O... Clear Cut bölgesi var ya orada. İki tane sığınak var orada. Yan yana neredeyse iki tane sığınak var. Bir tane ötede üçüncü sığınak var. Odun sığınağı çok kötü bu arada cidden ya. Bildiğin 20 kilo odun çıkıyor yani. Taşıma imkanın yok. Ama hiç yoktan iyidir. Yine yemek çıkıyor, ıvır zıvır birkaç kaynak çıkıyor yine. Sadece odun değil yani. Genellikle odun. Okey, buradaki yemek sığınağı olması lazım. Buranın tam olarak neresinde onu bir bakalım. Bu tepede değil miydi ya? Bu değil.
Şurası değil mi ya yemek istiyon ha? Biz gölde mi yemek istiyon ha? O zaman 4 tane var yemek istiyon ha. İlginç. Diğer sığınak buradaydı. Bura değil. Şuradaydı. Kırgır. Buralarda bir yerdeydi ya. Burası birazcık ellenmiş durumda da. Şurada da olabilir. Yok, peki. Hadi kuleye gidelim. Ya da kuleye sonra gideriz ya. Da gidelim gidelim hadi. Kuleden atlayıp şeye gideriz. Karavanlara gideriz. Pekala. Kuleye giderken şu kaza bölgesine de gideceğiz. Tren kaza bölgesi. Burası da tüfek çıkma şansları, tüfeğin çıkma şansı olduğu yerlerden bir tanesi. Onu da kontrol edeceğiz. Şurada fişek çok güzel. Denizci bir şey nerede bulacağız acaba ya? Denizci bir şey... Bu arada siz geçtiğimiz oyunlarda... Gerçi Bozkurt daha yeni geldi. O yüzden denizci bir şey de hayatta kalma moduna yeni eklenmiştir. Buldunuz mu diyecektim de. Bulma şansınız yok galiba. Hay antiseptiğine tüküren. Tüfek burada çıkıyordu bu arada. Yine çıkmadı. Peki. Valla birazcık bugün şanssız ha. Muazzam ilerliyoruz. Manzaraya çıkacağım. Çıkacağım. Gizemli göle gitmeden önce çıkacağız oraya da. Gizemli gölün bütün mekanlarına gideceğiz. Bir şey kaçırmamak için. Çok ağırlık ya antiseptikler cidden. Şu ellere fısıldadığın oyun güzel de onunla her gün oyna. Graveyard Keeper mı? Ya bitireceğe kadar oynayacağım. Bitirdikten sonra oynamayacağım. Graveyard Keeper güzel oyuncağım. Ben inanılmaz çok sevdim o oyunu ya. Bu arada ilk bölüm de yayınlandı YouTube'da. Bir beğeni yorum atarsanız en azından çok mutlu olurum. Desteklemiş olursunuz seriyi. Hani her serinin ilk bölümü her zaman için çok önemlidir. Bu yüzden efendim sizler de beğeni yorum atarsanız YouTube'a bu seri için ilk bölümüne. Yani bazen unutuyorsunuz ya da üşeniyorsunuz bazen beğeni atmaya yorum atmaya biliyorum. Eyvallah ben de aynı şeyleri yaşıyorum. Sizler de olduğu gibi ama ilk bölüm için yaparsanız çok mutlu olurum. En azından. Challenge yarın oynayacağız ya. Challenge YouTube'a özel yarın başlarız. The Long Dark Abbey'e gelse var ya. Finalist hocam hoş geldin. Oo, tikler de değişmiş. Bütün logoların hepsi değişmiş.
ilkler şekil olmuş. Diğer bir tüfek çıkma şansı olan yer tabii ki de baş. Muazzam ilerliyor seri. Ya arkadaş, el alışkanlığı alıyorum bütün dutları ya. Bıçak bulduk, mermi bulduk. Ne mermisi? Altı patlar. Eyvallah, inşallah altı patlar da buluruz. Hemen bir karnımızı doyuralım. Seni izlerken benim mouse takılıyor. Başka yayıncıların kanalında olmuyor. Diğer arkadaşlara sizde oluyor mu yoksa sorun. Mouse takılma mı? Ne mouse lan? Ya şu an benden kaynaklı bir sıkıntı yok. Drop yok. 3500 bitrate veriyorum. 720p 60 fps. Bir sıkıntı olmaması lazım. Olan şeyler genelde Twitch'ten kaynaklı yani. Twitch her ne kadar sevip övsek de YouTube kadar, Facebook kadar Türkiye'de server olmadığı için daha ziyade verim alamıyoruz. Kalite bakımından. Ne yazık ki öyle. Keşke Türkiye'de server açsalar da artık rahatlasak biz de. Hizmet verin. Peki, let's go. Diğer kulübe nerede? Şey, diğer tepe nerede? Rotamı ona göre belirleyeceğim. Bu buradaysa oraya gitmeyeceğim bu arada. Oraya çıkacağım. Çıkmaya eğitim yok. Orada bir şey çıkacağını düşünmüyorum zaten. Şeye gidiyoruz. Kreslilerin olduğu yer var ya şey. Konteynerların. Trailerların olduğu diyeyim. Heh. Şuradan sağa gideceğiz. Hızlıca. Hem orada kıyafet sığınağı var. İnşallah kıyafet sığınağı çıkar da sağ salim gideriz oraya ya. Zırhımız yüksek. Armorumuz çok. Bozkurtlarıyla yüzleşirken birazcık sağlam kıyafetler olmasını istiyorum üzerimde açıkçası. Chat, totem yapın. Hüseyin Bolt gibi koştum, yemin ediyorum muazzam oldu. Oduncuz kampı. Yes, let's go. Hemen hızlıca buraya da bakalım. Hop, bu işi bize yarayacaktır. Benim ana ekrandan görmemi sağlayacak en azından. Peki. Bup. Bup. Gazoz. Hop. Gazoz bir tane daha. Yemeksinler çıkmasın ya. Tamam, kahve falan işimize yarar da. Hop mermi. Eyvallah. Ya bu arada keşif parkısı cidden oyunun en iyi itemi ya. Sanki bir şey gördüm de neyse, çok önemli değil. Çikolat falan kaçırmamızda sakınca yok. Yemek sıkıntısı hiç yaşayacağımızı zannetmiyorum zaten. Ama yine de lootumuza bakacağız. Kahve buff'ını alsak iyi olur. Kahve buff'ını kolay kolay alamayız ya. 250
diyor, bir şeyler diyor. Karga pantolonu. Fena değil. Tahmin ederiz. Daha iyisini bulursak onu giyeriz. Yoksa tahmin ederiz. Onların hepsini tabii ki de yeniltiye geçmeden önce yapacağız. İlk düşünceler nedir? Donklarka son zamanlarda gelen en kapsamlı, en iyi güncelleme. Açık ara farklı neredeyse. Ki bence Revolver'dan daha iyi bir güncelleme bu. Daha dolu bir güncelleme en azından. Mekanik bakımından, sistem bakımından. Yeni rozetler, yeni challenge, yeni harita. Holy shit. Bir de aslında şeyi değiştirecek yani. O izli zorluk seviyesinde ve düşük seviyelerde oynadığınız oyun stilini bile değiştirebilecek seviyede yenilikler geldi. Şu an kıyafet sınavına gidiyoruz şu an. Beyefendiler bugün assassin gibisiniz ya. Şöyle sınak çıksın da şundan kurtulayım ya. Kulaklık keşif koçuman çıkarsa var ya, of, kral gibi yeni mapa gireriz. Harbiden kral gibi gireriz ya. Karşı parkısı bozkurt tazibesi koçaklık çıkıyor. Evet evet. Genelde orada çıkıyor zaten. İyi zorluk seviyesinde filan. Mütecavızda çıkmıyor da. Mütecavızda dün gittik. Dün gittik. Yani şey, pazar günkü YouTube'da yayınında yaptık. Gittik oraya. Gerçek mütecavızda. Daha zorlu mütecavızda gittik. Yemin ediyorum uçaktan baş çıktı ya. İlk defa uçakta başla karşılaştım ya. Zula! Yes! Yes! Kıyafet zulası. Vallaha içim mutallık. Kıyamet sulası değil, kıyafet sulası o. Yanlış yazmışlar. Yes. Aha. Yeni item. Ot kurutucu. Ot temizleminde kullanılan bu kimyasal barut yapımında da kullanılabilir. Potasyum nitrat. Eyvallah. Ver şunu. Ver, el feneri çok işimize yarayacak. Hop, ikinci malzeme, sülfür tozu. Bazen böcek ilacı olarak kullanılan kimyasal bileşen cephane yaparken de faydalı olabilir. Yes, ikisini de buldum. İki malzemeyi de bulmuş olduk böylelikle. Yılton the Bot. Çorap. Kibrit. Deriler. Tamir et diye verilmiş demirler. Deriler. Bak ne kadar tatmin olacağız birazdan. Birazdan ne kadar tatmin olacağız bakın. Kitap, aman Allah'ım. Hayır. 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 Shit. Peki. Bıçak, eyvallah. Izgarlara bakmayı unutmayın. Yes. Yes. Yemekler. Adrenalin iki tane. İki tane adrenalin. Çok güzel. Çorabı ver. Tişört geldi. Yok, koçuvan gelmedi. İnce geldi. Olsun. Abi ciddi misin? Ya Zula'daki dolaplar önemli. Hay şansıma sıçay. Şunu ver ya. Kumaş lazım. Abi koçuvan varsa bunların içinde biliyor musun ya? Koviçan kaza var ya, bunun içinde ya. Vallahi onun içinde. Yok abi, levy yok. Bir dakika. Mehmet az önce bizi takip etti. Çok çok teşekkür ederim hocam. Hoş geldin. Vagonun altında levy var mı? Kontrol ettim mi? Hızlıca gideriz, beliriz. Baktım. Orada da yok.
baktım. Levi olsaydı burada olurdu ya. Levi olsaydı burada olurdu. Neyse, yapacak bir şey yok. Koçuvanı kaçıracağız. Sıkıntı değil ama. Bulduklarımız da kötü değil. Yani özellikle bulduğumuz kahveler adrenalinden inanılmaz işe yarayacak burada. Doğuş Ermen de takip etti. Vodka'lı virgül de az önce takip ettiler efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim takipleriniz için. Umarım keyif alırsınız yayınlardan. Peki. Gazozumuzu içelim. Bu arada aç kalmamaya çalışacağım bu süre zarfında. Yemeğimiz bol nasıl olsa. Şey yapalım. Ekstra taşıma kapasitesini de açalım. Levye kesin damda. Evet, barajda levye kesin çıkar bu arada ya. Easy'de oynuyoruz, çıkar. Peki. Şimdi bir kıyafetlere bakalım. Bunu bir tamir etmemiz lazım. Bir süre buradayız. Bir kıyafetleri tamir edelim. Birkaçımızı burada uğraşıyorum diyebilirim. Ya yani üniversiteye gidip geliyorum. Hani alttan derslerimi veriyorum. Öyle yani, genellikle yayın yapıyorum. Şu an için yok diyebilirsin. Bu... Hop. Çorabı dikelim. Çorabı dikelim. Akşam oluyor, hadi. Yatak nerede? Uyuyabildiğin kadar uyuyor. Hiç sıkıntı değil. Şu kıyafetleri ben hallederim. Sonrasında gidelim. Sağlam kıyafetler bulduk. Ayakkabı çok iyi. En azından şimdilik bulabileceğimiz en iyisi. Savaş botu falan bulursam ama değiştiririm vallahi. Savaşmakla alakalı şeylere daha çok önem vereceğim. Şimdilik bu eldiveni giyelim. Eldiveni tamir etmeyeceğim. Şu çorabı tamir ettik. Şu çorabı tamir edeceğiz ama önce yırtmamız lazım. Şunları yırtalım. Gerçekten bu halde olsak da işlerimizi sökeriz, açarız dolabı yeminle. Vallahi billahi açarım. Yırtabileceğim kıyafetlere ihtiyacım var. Şu gibi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yalnız acıkmayayım. Susamış olmam çok önemli değil de. Aynen. Hop. Bonusu kaybetmeyelim. Şunu gel. Biraz ağır yiyecekleri yiyelim. Şu ellikleri yiyelim. Taşımamız çok ağır olmasın. Bunu diye. Bu tamamdır. Hemen kıyafetlere dönüyorum. Bunu diktik. Bunu dikemiyorum. Peki. Bunu yırt. Şunu yırt. Bunu onar. Şimdilik yeterli o.
Bunu bir kere onar. İçe bunu giyeceğim. İç kısmı yelek giyeceğim. Çok büyütmeyeceğim. Daha iyisini buluruz her türlü. Bu biraz hırpalanmış. Buna ekstradan kumaş bulmam gerekiyor. Şu şapkaları bu yüzden aldım zaten. Kumaşlarını hemen alacağım. Kesinlikle kaşif parkasını sağlam dikeceğiz. Bundan daha iyisini bulamayacağım için bunu bir %100 yapacağız. Derken evet yaptık. Evet yaptık. Oyun yine ağzıma direkt böyle, böyle balıkla vuruyor. Böyle çop diye vuruyor suratıma. Yaparsın dedi. Evet. Ne %35 ne ya. Neyse giy biraz, yapacak bir şey yok. Evet. Hazırız. Evet vardı da yapacak bir şey yok. Yakın bir yerde bulursam. Bulamadık ki ya. Üzdü. Ya üzdü yani, her türlü ben de üzüldüm de yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bu serinin amacı mükemmel loot değil. Hazırlığımızı yapıp gitmek. Aa bir dakika lan. 10 tane kumaşımız var ya. Şimdi bozkurtta düşünsün. Yok dur, daha silah yok. Bozkurtta ben düşünüyorum hala. Yakın aleyi bulursak dönerim. Zaten buradan tuzakçının barakasına doğru gideceğiz. O yol üzerinde bulursam zaten baraja döneceğimiz için, tüfeği bulup baraja döneceğimiz için yine buradan geçeriz yani. Sıkıntı olmaz. Rotamız ona göre belirleriz. Bunu at. Bunda yakıt bile yokmuş. Bunu parçalamaya zaman ayırmayacağım. Yakıtını alırım diye tutuyordum onun üzerinde de. Neyse. Tabanca temizlik kiti bir tane yeterli olacaktır bizim için. Mermileri kesinlikle tutuyorum. Dikiş kitlerini atıyorum. Bolca bulacağız zaten. Şimdilik silahım yok. Yanımda bir ekstra fişek olması da fayda olacaktır. Sonra atarız. El feneri bir tahmin edecek bir ne olmaz. Bunlar... Oha bu bayağı ağırmış bu arada ha. Neredeyse bir kilo ha bu. Bunlardan çok fazla taşıyamayız. Yüzlü. Peki. Şunu at. Tencereyi de at ya. At tencereyi de at. Şunu da at. Bıçak at. Elime taşı at. Bir tanesini. Kitabı yakarız. Yemekleri şimdilik atmayacağım, yiyeceğim. Can Zor efendim, teşekkür ederim takip için. Hoş geldin. Umarım keyif alırsın yayınlardan. Aleykümselam. Buk. Oyuna can geldi ya. Vallahi şu an Long Dark oynamaktan keyif alıyorum ya. Uzun zaman olmuştu. Taşınırım, taşıyorum ki. Ya bulunsun, bazen kurtarıcılık olsun diye kafasına atarım belki. Yani bozkurtlara bir taş atmadan seriyi bitirmeyelim canım şimdi ya. Peki. Akşam oluyor ama. En azından bazı lokasyonlara gidebilirim. Şimdi sırf levye için o bir kolyeyle çıkacağım. Uğraşacağım yani. Ah oyun ah. Start hakkında bilgi verir misin? Zorluk derecesi hangisi? Hangi haritada başladın? Bu serinin amacı yeni haritayı, yeni gelen haritayı, bugün geldi güncelleme. Yeni gelen haritayı keşfetmek. Yeni gelen harita Kasvetli Körfez. Buraya dağ geçidinden geçebiliyoruz veya bataklıktan geçebiliyoruz. Yeni haritada bozkurtları olacağı için oraya bir yeni haritayı keşfetmek için, düzgün keşfetmek için biraz ekipmanla gitmem gerektiğini hissettim. O yüzden gizemli gölde başladık. İzli zorluk seviyesi. Mütecavızlı tüfek falan yok. Yeni gelen mekanikleri de test edeceğiz orada. Öyle. Amaç o. Gizemli göldeyiz. Şu anda 3. gündeyiz. Gizemli göldeki gizli zulayı bulduk. Gizemli gölü gezip silah, ekipman aramaya devam ediyoruz. Kısacası bu. Güncelemede neler geldi sorusunun cevabını yarın
Yani bu yayının başında anlattım. Baktık, beraber inceledik zaten. Tekrardan üstünden geçmeyeceğim. Yarın YouTube'a ayrıntılı bir şekilde video atacağım. Ya da sen de istiyorsan biraz İngilizcem varsa forumlarda takip edebilirsin. Evet, araba aküsüyü şişirecek sonunda. Arabayı aküsüye taşıyacağım değil mi ben yine yanımda? Pef. Gerçi orada araba vardı, tamam, oradan alırız. Yeni haritada araba vardı, gözüküyordu. Onu oradan alırız. Gizemli Göl'de akü taşımayayım. Gizemli Göl'de üstten araba yok. Gerçi barajın önünde var. Dediğim gibi Gizemli Göl'de taşımayız. Ay vallahi bak, kule denk gelsek alırım dediğim gibi. Denk gelsek gidip alacağım. Yani onun dışında ne? No. Mütecavızda inerteye gitmek intihar gibi olacak. Evet. Sakin değilim, daha tehlikeli gibi bir şey aslında. Yani kalacak yerler vardır muhtemelen de, bilmiyorum şu an ayrıntısını. Ne kadar güvenilir, ne kadar bozkurtları atabiliriz, bozkurt spam noktaları neresi? Bunlar hep önemli. Bunlar hep önemli. Mete Amber Berkay, selamlar yayınlar abi. The Long Dark deyince aklıma hep sen geliyorsun. Oyun bende de var ama ilk seni izledikten sonra oynuyorsun. Çok çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Eyvallah, sağ olasın. Yoktu orada ya. Baktık abi, oraya ulutladık zaten. Az önce oyundan baktım, mütecavıza 6 patlar eklemişler. Yeni harita muazzam güzel bayındı. Mütecavızda 6 patlar mı var? Really? Güzeller. Bakalım inşallah. Ayı Bey selamünaleyküm. Duydun mu güncellemeyi? Hey. Sana nerf gelmiş. Ne diyorsun? Daha fazla ben mi yapacağım? Daha fazla sıkacağım. Daha fazla öleceksin. Şey olsa güzel olur ama. Mesela mütecavızda 6 patlar bulabilelim. Bir tane de olsa bulabilelim. Mermiler hiç olmasın. Mermileri kratlamak zorunda bulalım, yapalım. Ama malzemeleri çok zor çıksın böyle hani. Mütecavızdayken böyle 50. 100. günden sonra anca yapabileceğimiz bir silah haline gelirse muazzam olur, tadından gelmez böyle. Hani sen 100 gün hayatta kalmayı başardın, iyiydim, al sana tabanca niyetin ne olur? Yemin ediyorum. Mütecavız günlükleri 6. bir 6. sezon yaparız. Tadından gelmez. Eyvallah, teşekkür ederim Mete Han. Sağ olasın. Güncelle güncelle güzel. Hedef 500 mütecavızda yaparız o zaman. Kötü fikir değil. Kötü fikir değil. Cidden kötü fikir değil. Öyleyse eğer yaparım. Emrin usta. Oduncu. Ve bir güzel iş daha. Mütecavız serilerinde bulduğumuz onca güzel kitap artık boşa gitmeyecek. Yani tüfek kitabı boşa gidecek de. Altı patlar değil. Oğlum çok güzel güncelleme lan. Mutlu oldum. Give me my levye. Enerji barı veriyor ya. Tutanmadan enerji barı veriyor. Daha ya levyen var mı? Kumaşı ver. Abi baş kulesi burası ya. Burasının artık ismi bence baş kulesi olmalı ya. Buradan güzel bir şey çıkaran var mı artık? Bilmiyorum, hiçbir şey çıkmıyor buradan ya.
Kule of the Baş. Age of Güzulur Usta. Vallahi Age of Definitive Edition var ya, yemin ediyorum burnumda tütüyor. Yani tütmüyor desem yalan olur. Age of 2 Definitive Edition burnumda tütüyor. Vallahi ama anahtarını istedim. Daha göndermediler. Belki bir ara gönderirler diye almıyorum. Hani belki bir umut, anahtarını bedava gönderirler de ben de doya doya Age of oynarım. Yayınlarda arada sırada VS de atarız falan filan diye. Hatta birkaç tane de campaign görevini yaparız diye bekliyorum ama işte. İleride olur ama yani ben elinde sonunda dayanamayıp alacağım yani Definitive Edition'ı. Dayanamayıp alacağım elinde sonunda. O konuda gelecek de ilerleyen zamanlarda da ne zaman bilmiyorum. Aralık ayında gelmez ama Aralık ayında çok oynayacak oyunumuz var. The Long Dark'a sağlam güncelleme geldi. Ondan sonra Cima... The Long Dark'a sağlam güncelleme geldi. Detroit Become Human geliyor. Azıcık doluyuz. Daha Graveyard Keeper devam ediyor. Clear cut burası değil mi? Peki. Domino oynayacaktık. Domino DLC bekliyoruz. The Long Dark'a DLC gibi bak özellik geliyor. Ben parasıyla Domino'ya DLC istiyorum. Daha getirmediler. Gelsin onu da sezonu yapacağız. Onu da bir sağlam bir sezon yapacağız. Episode 4 ne zaman gelir? Seneye sonbahar. En erken. En erken sonbaharda. Bir sene sonra yani. Ses neydi lan? Ayı sanki bir şey yiyormuş gibi. Neyse. Aralım gidin lan. Oğlum, tabancı revolver'ı bulayım. Var ya. Ben niye sığınağa gidiyorsam manyak mıyım ben? Sığınak bulduk ya. Bir anda kafa gitti. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gelmezsen kafanı atarım. What the fuck? Köpeğin Flare'e karşı reaksiyonu değişmiş. Pekala bunu test etmek lazım biraz daha. Yeni RTN tahttan gideceksin. Milton'dan mı? Milton'dan geçinmiyor. Bataklıktan ya da geçiş Rickham'dan. Geçiş bölgesinden. Anatoly hoş geldin. Abi güncellemede yeni mermi craft sistemi, blacksmith sistemi, geliştirmeler, yeni harita ve yeni rozetler eklendi. Ayrıntılarına çok girmeyeceğim. Onun için yarına video hazırlayacağım. Şu anda yeni harita serisine başladık. Ondan oynuyoruz. Kendine bakabilirsin. Orasını bir şey demeyeceğim. Ama ben diyor, özet olarak bu kadar. Ama çok dolu ve güzel bir güncelleme söz konusu. Öyle söyleyeyim. Ben tatmin oldum açıkçası. Meta'nın cevabını verdim. Bir sene sonra. Başka yerlere sallanan var. Bursa'da deprem oldu. Bilmiyorum. Ben hiç yapmadım. Bu arada biz yaralanmadık değil mi? Güzel. Keşke fişeği savunmak tekrar gelseydi. Ben de isterim açıkçası. Lü 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 lü.
Revolver isterim. Revolver verecek misin? Gidip alacağız. Bir uyku zamanımız geldi. Güzel. Fırtına var pekala. Başka işlerle uğraşabilirim. Mesela şunları yırtmak gibi. Zırh oranımız %19. Fena değil aslında ya. Birazcık daha zırh oranını arttırabilirsek lafıyla güreşecek kadar da zırhımız olacak aslında. Bıçağı böğrüne böğrüne saplarız belki. Ha, bozkurtlarla besletebilir miyiz? Tartışılır. Pekerim. Bir tane bozkurt da BS atarız da işte 3 tane 4 tane geldiği için işte o sıkıntı zaten. 3 4 tanesiyle no. Peki şu anda yapabileceğim başka bir şey yok gibi duruyor. Şunu at. Levye duracak. Uyku tulumunu onarabilirim. Bir beyaz eldiven olsa, bir kayak pabucu olsa bozkurt değil, bozkurtlar gelsin. Vız. Tabii canım, tepikli döveriz o zaman. Abatus, tekrardan hoş geldin. Sen gelmemişsin sen ya. Daha ağır yemekleri yemeye çalışmaya devam edelim. Yani çikolataları falan sonra yiyelim. MR'ye de ağır da, MR'ye en azından şey. Yani ağırlık kalori oranı çok iyi. Güncelleme de çok güzel şeyler geldi abi. Çok güzel şeyler geldi. Yeni harita geldi. Özellikler geldi. Kısaca sözleti bu. Çok güzel şeyler geldi ama 80 defa üstte anlatmayacağım. Hop. Buyur. Abatos. Dediğim gibi ayrıntılı inceleme, güncelleme inceleme videosu yarın gidecek. Yarın hazırlayacağım. Oo, taşıma bonusumuz geldi. Çok güzel. Let's go. Doğruca isimsiz göle. Şimdi çıkmadığımız şey kaldı. Göl tarafı kaldı. Küçük kırık bina kaldı. O kadar sanırsam. Bir tekrar sığınak bakacağız. Oyunda her şeyin yerini değiştirebilsek ne kadar güzel olurdu. Şahane olurdu. Tam benim aradığım şey aslında o. Sargı bezi, arkesici alırım, yemek alırım. Temel aletleri şimdi de kılırım. Elimdeki feneri tamir etmek için bir kaynak aslında benim için o. Buradan tuzakçı barakasına gidiyorum direkt. Hiçbir şey almıyorum.
Yeni haritada bozkurtlar cirit atıyor. Bunlara mermi de falan dayanmaz. İşte o yüzden craft sistemi geldi ya. Ben diyordum size bozkurtlara karşı bir savunma sistemi gelmesi lazım diyordum. Mermi craft sistemi aslında bir nevi aslında ona karşı gelmiş bir şey. Yani kendimizi bozkurtlara karşı da çetin bozkurt sallarına karşı da hazırlayabileceğiz yani. Önden bahşiş yazarak linklere ulaşabilirsin. Oradaki hesaplarda paran varsa Bionegame veya Oyunfor'da ya da oraya para yükleyerek oradan destekte bulunabiliyorsun. Alabalık başarımını nasıl kazanabilirim? Nerede tutsam başarımı yakalayamıyorum. 5 kilo balıktan mı bahsediyorsun? 5 kilo balık başarımını kazanmak istiyorsan gizemli gölde falan değil. Denize kıyısı olan yerlerde yakalaman lazım. Sahil yolu olur. Takipçi sokaklar yok. Sahil yolunu tutman lazım. Göl balığı değil yani. Deniz balığı tutman lazım. O yeni itemlerle mermi mi yapacağız? Evet. Onlarla mermi yapacağız. Mermi için 4 şey gerekli. Kömür. Yanmış kömür. Yani normal yakacak kömür değil. Harita çizmek için kullandığımız kömürlerden lazım. Şu an gösteremeyeceğim iki tane itemden lazım. Gösteririm birazdan. Bir de aküleri parçalarak elde ettiğimiz kurşun led lazım. Bu normal pleb mermisi. Sanırsam tüfek mermisi için kovan bulman lazım ekstradan. Haritayı birazdan göstereceğim. Bu tecavüzde mermi yaparsın artık. Bu tecavüzde çıkacak mı bilmiyorum. İnşallah çıkarsa yaparız canım. Demek ki yani. Bir altı patlar çıksın da mermilerini yapalım. İtemler random çıkıyor. Ben random dediğim belki spam yokluları vardır da. O kadarını bilmiyorum tabi. Daha yeni tecrübe ediyoruz haritayı. Sülfür tozu, ot kurutucu. Bu ikisine de ihtiyacınız var. Haritayı göstereyim tekrardan. Dünya haritası. Kasvetli Görfez bu tarafta. Dağ geçidinden geçebiliyorsunuz. Gizemli Göl'le sahil yolu arasındaki geçit var ya, büyüdük. Oradan geçebiliyorsunuz. Bir de at bataktan geçiş yolu var mağaradan. Hangi mağara olduğunu bilmiyorum. Bakacağız. Büp. Niye tüfek yok bu arada ya? Ay arkadaş. Bunu almayacağım. Sülfür tozu burada da çıktı. Güzel. MR mi çıktı lan? İzci'de burada MR mi çıkıyordu? O kadar unutmuşum ki. İzci'de oynamayalı. Hadi şurada bir revolver çıkabilir mi ya? Sence oyuna bir co-op sistemi gelir mi? Gelmez. Bu oyuna gelmez. Dört. Peki. Biri map'i görelim. Abi anlattım baştan. İzleyemeyeceksiniz, lütfen izlersiniz abi. Yapacak bir şey yok. Yeni map'e ben de gitmek istiyorum ama hazırlık yapmamız gerekiyor. Çok merak ediyorsanız da açın seyahatta gezin yeni haritayı. Ben seyahatta oynamıyorum, izide oynuyorum. Şu
Şu an iki karakter yönetebilme oyunun ilk aşamasından beri vardı Albatros. Neredeyse ilk aşamasından beri vardı yani. O tozlar ne işe yarıyor? Mermi yapmaya yarayacak. Peki. Ya mermi veriyorsun da bir de silah versen keşke ya. Ya hacı mermi yapma sistemi geldi, silah yok oyunda ya. Gözünün yağını yediğim Rafael. Bir cenabetlere özel bir update yapaydın keşke ya. Benim gibilere özel. Metin abinin dediği gibi baraja çıkacak her şey ya. Vallahi baraja çıkacak. Bize baraj yolu gözüktü. Hadi Fluffy'yi ziyarete gidiyoruz. Yolda birkaç uğrayacağımız yer var ama gideceğiz yani. Bup. Baraj burada, barajdan sonra da inerteye geçeceğiz. Geçiş böyle şeye geçip inerteye geçeceğiz. Selam abi, interloperla ben yapabilecek miyiz? Hiçbir fikrim yok Emre. Emre hiçbir fikrim yok. Öyle o bilgiler yazmıyordun nedense. Ya bir kişi dedi mütecavızda revolver bulabiliyoruz. Revolver'la mermisi çıkmazsa ve mermi yaparsak revolver'a çok güzel olur. Hayırlısı. Burkan çok geciktin ya. Yeni harita ve yeni sistem geldi arkadaşlar. Silah, işte mermi craftlama ıvır zıvırlar geldi. Güzel rozetler de geldi. Hepsini ayrı ayrı bahsetmeyeceğim. Hiç kusura bakmayın. Sürekli anlatmaya kalksam her 5 dakikada bir sürekli aynı şeyleri söylemem gerekecek. Geç kaldığınız için çilesini ben çekmeyeyim lütfen. Yarın da videosu gelecek ama. Kendinize bakabilirsiniz ama yarın da videosu da gelecek. Onu da söyleyeyim. Güncellemenin videosu gelecek. Bu video da gelecek. Bölüm bölüm gelmeye başlayacak. Bursa Uludağ yakın mevkideyiz. Çok hafif şiddetli deprem oldu. Az önce hanım ve çocuklar başıma üşüttüler. Evet, chatte birkaç kişi söyledi ya. Bursa'da bayağı, Bursa'da deprem olmuş. Ben Fethiye'deyim. Bir şey olmadı buraya da. Peki. Şuradaki kırık kulübeye gideceğiz. Gizemli göl manzarasına gideceğiz. Oradan tekrardan Kıyamet Zulası'na gideceğiz. Oradaki iki dolabı açacağız. Sonra baraja gideceğiz. Uyumadan hepsini halletmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Baş. Let's go. Ben şöyle bir sende bir de başka birinci de gördüm. Okey. Geçmiş olsun bu arada. Aliço TV nerede bugün yok mu? Aliço YouTube'da yayın açmaya başladı. YouTube'dan takip edin Aliço TV'yi. O tamamen neredeyse YouTube'a geçmiş durumda. Yayınları da YouTube'dan yapıyor. Takip edin. Twitch'i saldı artık o neredeyse. Let's go.
Hadi bakalım. Gideceğimiz çok az yer kaldı. Şu kulübeye baksak mı? Çıkmaz olan bir şey ya. Tüfekle çıkmaz olsunsa. Kitapla çıkmaz. Main X'ten long tak bekleyen adam. Hoş geldin. Vallahi sürpriz oldu bugün ya. Harbiden sürpriz oldu bizim için de. The Long Dark'a gelen bu güncelleme bayağı sürpriz yakaladı bizi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yarın arkadaşlar yayın YouTube kanalında. Takip edin. Henüz daha YouTube kanalını takip etmediyseniz YouTube'a yaptığımız yayın serilerinin tekrarlarını vızıvlarını oraya atıyoruz zaten. YouTube'dan yayın yapacağız. Ve yarın muhtemelen uzun bir yayın yapacağız. Ve yeni challenge oynayacağız. The Long Dark'ta neydi o? Uyursan ölürsün çalıcı yapacağız. Öyle bir şey. Uyuyan ölüler miydi? Neydi? O yeni gelen çalıcı yapacağız. Eyvallah, çok çok teşekkür ederim Balkan. Güncellemeleri ben anlatabilir misin? Anlatamam abi. Geçmiş olsun. Yarın videosu gelecek. Yürüyen ölüler ha. Adını unuttum ya. Yürüyen ölüler mi? What the fuck? Zombi. Evet, zombi geldi. Enerji çiçeği. Eyvallah. Eyvallah, işimize yarayacak. Tüfek yok ki. Ver. Gidiyorum. Ya yeni kitaptan, burada kitap çıkıyor da o yüzden geldim buraya asıl. Şu yeni kitaptan bulurum diye ümit ettim. Peki. Evet, Long Dark zombi modu arkadaşlar. Left 4 Dead geldi. Artık co-op Long Dark oynayabileceğiz. Zombilere karşı, zombi kurtlara karşı. Bir tarafta Astrid, bir tarafta McKinsey, bir tarafta Jeremiah ve bir tarafta Methuselah'la beraber 4 kişi. Boss şeydeki, Tatlı Vadideki çiftlik evini mesken belliyorsunuz. Pencereleri kapatıyorsunuz. Şey yani, boss ayılara, mutant ayılara ve kurtlara karşı evi savunuyorsunuz abi. Evet. Evet. Aleykümselam Murat'ım. Caner hoş geldin. Loot çok kötü bir hastalık. Ha, pişman değilim. Loot güzel. Ben niye ağırım? Yorgun olduğum için ağırım da. Yani mantıklı. Hızlı 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 hızlı. Tam yorulayım basacağım adrenalin. Fluffy beni bekle. Bu arada Fluffy dediğim gibi güncellemede notlarında yazmıyordu. Geç notları da çok ayrıntılı okuduğumu da... Aman abi bak da kalmadı. Güncelleme notlarını da çok ayrıntılı okuduğumu da söyleyemeyeceğim. Ama bir video da yoktu en azından. Fluffy gelseydi böyle bir Fluffy yapardı en azından. Yaparlardı kesinlikle. Eski bir dost getirdik size falan derdi ama... Bakalım. Bir nevi onu da kontrol edeceğiz. Yalnız Fluffy gelirse mütecavızda rotalarımız çok değişecek ya. Direkt Tatlı Vadiden gizemli göre nah gelirsin. Gelemezsin. Ekipmansız giremezsin o baraja. Ekipmansız baraja giremezsin. Fluffy geldiyse.
Abi güncelleme nedir tam olarak? Yeni harita, yeni mekanikler. Ayrıntılı bir şekilde yarın videosu gelecek. Ben her 5 dakikada bir güncellemeyi sizlere anlatamam arkadaşlar. Yani bu seri YouTube'a girecek, bu yeni harita serisi. O yüzden kusura bakmayın. Yani. ...80 saattir yayındayız. Geleydiniz yani. İyi, yine karak indiririm. İyi, bir hafta sonra indiririz. Fluffy'den gelmişti kursal bozma arasında. Yok abi, ona Fluffy denmiyor işte. Mesela şeyin ismi de terk edilmiş sokaklardaki mağaranın içerisindeki kurtun ismi de Scruffy. Fluffy her zaman barajda kaldı. Çete çoranlara abi siz cevap verin inşallah, verseniz keşke de yani. Vermiyorsunuz ki. 5'te sürekli aynı soru geliyor ve chat bomboş kalıyor. Tekrar soruyor aynı kişiler aynı soruları. Yayından önce komut yapabilirdim. Yayın sırasında geldi güncelleme arkadaşlar. Ya yani. Ya bu arada cidden oyun 12 liraya, 15 lira değil 12 liraya düştü oyun. Dodonklar 12 liraya düşüyor indirimlerde. Bu kış indirimlerde de girecek. 12 lira da bu oyunu, yemin ediyorum var ya, 12 lirayı da bu oyunu vermiyorsanız 100 saat 200 saat oynayıp Allah cehennemde yeriniz tapulu hazırdır arkadaşlar, onu söyleyeyim yani. Öyle böyle değil, sağlam hak yemiş oluyorsunuz çünkü yani. Onu bir söyleyeyim. Yani cehennemin baş köşesinde tapunuz hazır oluyor direkt. Ne zaman öyküleri düşecek? 2 ayda bir düşüyor sürekli ya. Fraffin'in torunu diyelim. Evet, olabilir. Long Dark yapım aşamasındayken, arkadaşımdayken Gizemli Göl versiyonunun halini 14 liraya, 4 liraya almıştım. PlayStation 4 için bilmiyorum o kadar fiyat. PlayStation taraf fiyatlarını takip etmiyorum ya. Beden bahsi yardımcı olabilir. Bakıyorum istediğiniz, tamam. Level açıyoruz abi Zula'da. Sağlam. Yes. Yes. İşte kıyafet Zula'sı ya. Loot çıkması lazım. Saklamışlar lootları. Kobi-chan. Okay. Burt it. At. Giy. At. Let's go. Güzel. Atma kumaş lazım. Ya buluruz kumaş. Bıçağımız var. Basıyorum bu arada adrenalini. Koş. Şu maskeyi takınca teröz gibi oluyoruz. Tam maskeli beşlere dönüşüyor karakter. Dımdırı 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 dımdırı.
binlik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Terlemekten hasta olacağım bu sefer, biraz öyle olacak. Kıyafet sınağı çıkınca böyle oluyor işte ya, güzel oluyor. Şimdi o kadar mekana gezdik tek çıkma şansı olan. Gizemli Göl'de hala iki tane daha bakmadığımız yer var. Bunlardan bir tanesi barajın içerisinde köprü alt, merdiven altında çıkıyor. Bir tanesi de baraja giderken şu görmüş olacağınız köprü, nacizane köprünün altında kamp ateşinin hemen yanında duvara dayalı şekilde. Aha da Metin abi, yemin ediyorum kalbin çok temiz senin ya. Allah'a yemin ediyorum. Adamın dediği tutuyor her seferinde ya. Adam yayının başında dedi ya. Tüfek bura çıkacak diye. 9 tane ciğer var çıkacak. Tutturdu. Arkadaşlar hazırız. Ama bir baraja bakacağız. Belki birkaç tane daha barut ıvır zıvır buluruz. Gitmeden önce. Barajı hızlıca bir lootlayacağız. Ama önce ben burada bir uyumak istiyorum izninizle. Bunu almayacağım. Gerçi onu alacağım bir saniye. Feneri tamir ederim. Çünkü kuzey ışıklarında yeni haritada gezmemiz gerekecek. O yüzden feneri mümkünse yanımda alacağım. Ulan kuzey ışıkları. Bozkurtların bir de kuzey ışıkları versiyonu varsa sıçtık yemin ediyorum. Var ya. Bozkurtların bir de yeşil parlayanları gelecek üstümüze. Sıçtık. Vallahi sıçtık. Hayırlısı. Şimdi Fluffy düşünsün. Tüfek var. Ya tüfek inanılmaz iyi. Bozkurtlara karşı tüfek inanılmaz iyi değil bu arada ya. Çok fazla geldikleri için. Hani bir de tüfek seri sıkmıyor revolver gibi. Revolver bozkurtlara karşı en iyi silah. Enerji içeceği inanılmaz iyi. İnanılmaz iyi. Çok güzel. Alma bunu, geç. Nice. Gazozu içelim. Mehmet Deniz, görüşürüz ilgiciler. Kaçanlara kendinize iyi bakın. Arkadaşlar yani yayın devam edecek. Ben bir ardıracağım bir süre daha. Daha yeni haritayı görmeden yatmak yok bana. Ufak bir tuvalet molasına gideceğim ama. Çok hemen geliyorum. 60 saniye, bir dakikalığına geliyorum. 60 saniye reklam basacağım. Geliyorum. Geldim. Geldim. Hadi bakalım. Let's go. Revolver seni çıksa da öldürmezsen de öldürmezsen ölüyorsun. Sesi kaçırmıyor. Tüfek sesiyle tüm sürüyü ayıdayı kaçırıyor. Bakalım. Bakalım bakalım. Geldim efendim.
Birazcık zaman geçirelim. Sabah olsun. Gündüz gezmek istiyorum şeyi. Barajı. Bu arada tekrardan söyleyeyim. Mimos hoş geldin. Yarın yayınımız YouTube tarafında. youtube.com/mainhd olacak. Yeni challenge'a başlayacağız. Uzun, güzel bir yayın olacak. 7 gibi başlarız diye tahmin ediyorum. Bütün gün de Long Dark oynayacağız. YouTube tarafından takip etmeyi unutmayın. Canlı yayın orada olacak. Canlı yayın tekrar oradaki abonelere özel olacak ama bölümleri tek tek atacağım yine YouTube tarafına. Kaçırmayacaksınız yani. Onu söyleyeyim. Şimdiden çayınızı, çerezinizi yerinize ayırtın yarın için. Planınızı bozun. Yarın aksiyon var. Yarın büyük aksiyon var. Yarın büyük aksiyon var. Hop. Let's go. Taşıma bonusunu unutma. Aç değiliz şu an zaten ya. Neyse bir daha fulleyelim. Hem ağırlıktan kurtulmuş oluruz. Çorbalar da yemem lazım. Fasulyeler yine kalori bakımından güzel. O yüzden onları sonra yiyeceğim. Çorbaları ye. Bir tane daha göm. Oh. Şu fineri tamir etsek ya. Alet çantası işimize yarayabilir bu arada ya. Alet çantasını götüreceğim. Ha, metal parçası bulurum. Sıkıntı değil. Tüfek, mermi, kitaplar, ıvır zıvır. Pekala. Biraz ağırız ya. Onu nasıl çözeriz? Odun falan mı taşıyorum? Şunu at. Kesinlikle at şunu. Kibitleri at. Kitaplara atma. Buna dursun. Şunları atama. Tutuşturucu var zaten. Tamam. Güzel. Let's go. İzci oynuyoruz. Yeni haritayı keşfetmek için izci açtım. Mütecavızda yani gezemeden ölürüz. O yüzden izci açtım. Bu serinin amacı, tek amacı hazırlıklı şekilde yeni haritayı keşfetmek, yeni haritaya giriş çıkışları kontrol etmek, yeni haritadaki ekipmanları, ıvı zıvıları kollamak. Yani bu nevi bu test sürüşü. Ama yine de izci de oynuyoruz. Keşke şu tezgah, mermi yapma tezgahı burada da olsa. Barajın değeri artar. Zaten sadece kuzey ışıklarında kullanabiliyorsun lan yani. Fluffy, doğru dediniz. Bir ses duyuyorum. Fluffy. Kız. Geldin mi? Bak, paça getirdim. Kelle paça.
AKB Fluffy yok. AKB. Abi getirmemişler. Fuck'e atmışlar. Fosiyiz hocam, hoş geldin. Ot kurtucuyu potasyum nitrat kuzey ülkelerde erken hasat için kullanırlarmış. Dün eski sözlükte öğrendiğimde ufku iki katına çıkaran şeyler bağlılığında okumuştum. Aşağı baraja koymazlar kurtu ya. Bu arada toplamıyorum çoğu şeyi ama kontrol edeceğim. Belki daha fazla ot ıvır zıvır şeyi bulurum. O yüzden kontrol edeceğim barajı. Barajda çıkacak mı? Barajda ne kadar çıkacak? Baraj önemli bir kaynak yerim olacak bu şey için. Bu soruları, cevaplarını arıyoruz efendim. Artık barajın bir değeri olacak mı? Günün sorusu. Barajın alt kapağına çıkmayacağım. Yani tekrar yukarı çıkacağız yeni haritaya geçmek için. O yüzden ilk burayı loot diyorum. Abi baraj loot'u yine harbiden akıyor harbiden ya. Bu nedir? Şuradan bıçağınızı unutmayın. Yes! Yes! Güzel. Temizlememiz lazım ama. Hazırız arkadaşlar. Yeni harita için hazırız. Yeni harita için hazırız. Şu metali alacağım. Barajdan sonra direkt diyeceğim zaten. Kaynak varsa toplayalım. Yani şey önemli. Şimdi biz evet normal oynayacağımız zorluklara da şey arayacağız. Sığınaktan çıkmayabilir. Ot mod arayacağız. Ivır zıvır arayacağız. Bu kaynaklar barajda çıkacak mı? Smoke weed every day. Üzülmüş köpek maması. Bu ne CSGO mu oynuyoruz? Tabii ki de. Bence bu save 500 gün survive açık, evet. Yok ya, dur bakalım. Mütecavızı da varsa o craft sistemi, mermi sistemi, revolver. Vallahi ben mütecavızda 500 gün hedefi yaparım yani. Mütecavız hedef 500 serileri başlar artık. Gönder. Sağlam kar pantolonu diyorsun. Ne diyorsun sen ya? Barajda loot görmeyeli o kadar zaman olmuş ki. Yani barajda loot çıkıyormuş lan. Chat. Barajda loot çıkıyormuş lan. Barajda bir şey çıkıyor. Allah Allah. Barajda ben en son loot topladığımda benim sakalım yoktu. Köseydim falan yani, o derece. Evet. Yalnız bu kadar şunu düzeltmediler ya. Bu biraz bug'lı yani. Muazzam yani. Bunu kim yaptıysa vallahi zeka fışkırıyormuş yani. Peki. Alt kat bitti. Koş. İzci hakikaten çok kolay. Kar pantolonu, kişi bak, bu kadar loot menemenek sakında gerçek. Tecavüz bak, tribal atarak.
Yani. Beşinci gündeyiz bir de. Bak, beşinci gün içerisinde izcide kıyafetlerim inanılmaz iyileşti bir anda. Yani çok mükemmel değil ama çok iyi oldular. Silahlarım var, ekipmanlarım var, bıçak mıcağım var. Her şeyim var şu an ya. Hani mütecavızda 50 günde toplamaya çalıştığımız saçmalıkları izcide 5. günde hepsine sahip olabiliyorsunuz yani. Let's go. Şu yukarı bakalım. Bu arada en azından üstünden geçelim. Diğer tüfek çıkma şansı burası, evet. Evet, gizemli gölde çıkacak iki tüfek de barajda çıktı yani. Eyvallah. Saygılar. Bir nevi size bu seri aslında şey de oldu. Gizemli göl silah noktaları lokasyonunda oldu. Yarak hocam hoş geldin. Aleyküm selam. Güzel oldu, güzel. Naca'yı almayacağım. Ağrı kesicini alırım. Bir şey almayacağım. Bu arada hala denizci fişeği bulamadık. Bu şey anlamaya geliyor sanırsam. Denizci fişeği ya hayatta kalma moduna eklenmedi veyahut yeni haritaya geçerken birkaç tane verecek bize diye tahmin ediyorum. Hani lazım olur, buyur. Hani it's dangerous to go alone, take this diye verecekler diye tahmin ediyorum. Hayırlısı. Bakalım. İnşallah. Buradan buraya atlayabiliyorsunuz. Hızlıca inmek istiyorsanız. Genellikle hasar yemiyorsunuz oradan. Ben yemedim hiç en azından. Kaç kilo taşıyorum? 35 kilo. Birazdan şey yapacağım. 30'un altına düşeceğiz. Cemal hoş geldin. Günaydın, ne yapıyorsun? Çok şey geldi Cemal, şu an özetleyemem. Hop. Peki. Hop. Hop. Alper baba hocam teşekkür ederim takibin için. Hoş geldin. Tamam parçalarım. Hiç yakıt bulamadık. O yüzden onu parçalayıp deniz fener şey katarım. Fenere katarım. Onun yağını alırız. Bütün ayrıntılı bir şekilde yarın YouTube'a gelecek. Evet. Peki. Let's go. Lut 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 lut. 24. Peki. Yani 27 pardon. Yoink 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 yoink. Hadi bakalım Metin abi, savaş botu çıkacak dedi. Eskimo değil mi ya? Eskimo botu çıksın. Niye savaş? Eyvallah, teşekkür ederim Alper. Sağ olasın. Hadi bakalım. Nice. Nakit para. Yes. Fişek kovanı. Evet. Bu arada can zor tahmin etti bunu da. Nakit para çıkardı. Nakit para çıktı. Evet. Chat bugün formunda. Chat bugün akıyor. Tiff 2 yıldır Kovican tahmin ediyor ama hiç yani. Anında Levyep, ikinci Levyep de çıktı. Metal parçasına ihtiyacım yok. Bot ve rüzgarlığı almayacağım. Eski mabaritte çıkmıyor. Bir yamut sandıktan şey çıkar diye düşündüm de.
Pekala. Sadece bir yer kaldı gibi. Üst katı kaldı buranın. Son olarak bir su yapmayalım. Buradaki suları alalım. Sularla uğraşmayalım. Yoink. Yoink. Suyu al. Let's go. Random yerde su şişesi var ya lan. Barajın en sevmediğim yerine geldik. Hazır mısınız kanser olmaya? Ah içim daraldı harbiden. İçime daralma geldi şu an. Şu an içime daralma geldi. Vallahi bayılacağım. Bu no. No. Anlıyorum. Ya kalsın. Yok kalsın. Yok mu bir kahvemiz? Yok mu bir çayımız? Yok mu bir aspirin? Hayır sıcacım. Burada çalışma tezgahı ne zamandan beri var ya? Yeni eski moda parka mı? Evet. Mermi gördüm. Güzel. En azından yukarı geldiğimizde değdi. Bup. Peki. İzci oynuyoruz şu an. Bup. 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 Eyvallah chat. Bu nedir bu? Bu nedir bu? Fluffy görmedik ya. Fluffy yok. Geldiyse de benden korktu. Sen güncelleme notlarında da yoktu ya Fluffy'nin geldiği. Herhalde sanırsam uğraşmadılar. Ya tatile gidek ya. Boşver Fluffy ile uğraşmam deyip tatile gittiler herhalde. Olsun. Okey. Ay Peach, hocam hoş geldin. Bir an için okuyamadım ama. Hoş geldin. Chat yorumlasın sana ya. Yeni harita geldi, ıbır zıbırlar geldi. Ayrıntılı bütün içerikleri yarın YouTube'a atacağım videoyla anlatacağım. Pekala. Artık yine haritaya geçiş yapıyoruz. Artık İşin önemli anına geldik. Şunu bir temizleyelim. Mücadele pek zora benzemiyor. Mücadele zor. Bize zor, bana zor mu bilmiyorum. Bakacağız. Yeni haritaya Rikken'den geçiliyor, bir de şeyden geçiliyor, bataklıktan geçiliyor, mağaradan. Ama tam olarak ben de spesifik lokasyonlarını ben de bilmiyorum. Hmm.
Peki. Tüfeği de bir temizleyelim. Yani bozkurtlarıyla kapışacağız. Silahlarımız sağlam olsun. Şu %10'u bitirelim bitsin. Hop. Peki. Şimdi bu feneri bir yırtıcı kıracağım. Topla. Tamam da Chief, görüşürüz. Kendine iyi bak. Yakıtı koy. Bunu at. Şunu onar. Gitmeden önce son ayarları yapıyoruz. Uyuyalım. Eşyaları bırakalım gidelim. Yapacağım tamirleri de yaptım. Hadi bulalım orayı. Buna ihtiyacım yok. Bu belki işime yarayabilir orada ama belki orada da bulabilirim. Dur. Çok ağır olursak atacağım. Alacağım, şey yapacağım. Oku at. Şu dikiş kitini at. Bunu at. Bunu da at. 35 kiloyuz. Çok ağır, çok ağır, çok ağır, çok ağır. At bunları. At bunları. Bir tane daha bulmuşum ben bunları. Nerede buldum ben bunların ikincisini ya? At şunları da. Ağır kesicileri at. Antibiyotik at. Adrenin, enerji, bunlar çok güzel. Odun. Tamam, hızlandırıcımız var, güzel. Parayı at. Kuş kabuğunu at. Odunları at. Atacak kıyafetimiz var mı? Var. Gerçi bu eldiven daha iyi, zırhı daha fazla. At bunu. Daha iyi pantolon bulmuştuk. Hemen onu değiştirelim. Bunu at. Yak yanlışlıkla. Toplanmış odun değil lan. Hah, pantolon. Bunu onarırım. Onarıp öyle giyerim. Şimdi onarmayacağım. Hah, gerisi yemek. Şunu ye. Güzel. Yarım kilo gitti bile. Tamam, hazırız. Gidelim. Haritanın iki aşaması var. İki aşamasından birbirine girmek için birazcık sıkıntılı var. Ya da dolaşman gerekebilir.
Hadi gidelim. Gerekirse diğer yerde gideriz yani, sonra gideriz. Bu arada yeni haritaya doğru giderken de arkadaşlar yarın uzun güzel bir yayın olacak. YouTube tarafında olacak yayın. O yüzden YouTube kanalını da takip etmeyi unutmayın. YouTube'da da aynı isimdeyiz. Manage Shadow adresindeyiz. Saat 7 gibi başlayacağız. Yeni challenge'a başlayacağız mı? Yarın kesin başlayacağız ona da. Bakalım. Bütün gün long dark olacak yarın. Yeni güncelleme için. Yarın güncelleme videosu gelecek zaten. Biliyorsunuz. Öylesin.